bir alanda bir mutfakta olduğumuz için tedbirli bir şekilde bulunuyoruz. Bize hocam kakao çekirdeğinin faydalarını anlatacaksınız değil mi? Nedir faydaları? Ciddi bir kaygı, korku, depresif durumlar oldu. Omega 3 içeren yağlı balıklar, ceviz, bunlar kendimizi daha iyi hissetmeye yardımcı oluyor. Ama bunun içerisinde hepsinin kralı kakao. Yani biz bunu çikolata diye biliyoruz. Ender Saraç, kakao ile yapılan sağlıklı ve lezzetli tatlının tarifini Show Haber'e anlattı. Hafif orta ateşe bir tavaya koyuyoruz ve onu yakmadan içerisine az miktarda, azıcık, bakın şöyle bir hafifçe onu ıslatacak kadar su koyuyoruz. Bu su hemen böyle hani kaba tabiriyle cızır cızır fokurdamaya başladığı an içerisine bir tatlı kaşığı kadar kakao çekirdeklerinden koyuyoruz. Biraz daha koyabiliriz. Bunu hemen bulamaç gibi yapıyoruz. Yakmadan hemen anında. Sonra istenirse incir, kayısı ve hurma ekleniyor. Kayısı ortadan ikiye böldük. İncir, hurma, bunlardan hemen şöyle bu bulamaça bandırıyoruz ve hemen sıcaktan çekiyoruz. Bir kabın içerisine alacağız. Bunlar anında soğuyacak. Ve kakao çekirdekli tatlı hazır. Unsuz, şekersiz, mısır şurupsuz, yağsız, sağlıklı, tatlı ve yüksek oranda magnezyum içeriyor. Bir faydası daha var. Koronavirüs endişesi yaşadığımız şu günlerde mutluluk hormonunu arttırıyor. Efendim şimdi bir tatlı hazırladınız, o soğumada yine kakao çekirdeklerinden hem tatlı hem atıştırmalık ve sağlıklı bir şey daha hazırlayacaksınız sanırım. Kayısıyı ikiye böldük. Bunun içerisine iki tane mesela kayısı kakao çekirdeğini koyduk ve kapattık. Çayın, kahvenin, bitki çayının yanı kullanılabilir. Veya incirin içerisine veya hurmanın içerisine ne varsa. Herkes dört duvar arasında, tabii biraz canı da sıkılıyor herkesin. Tatlı yerim tatlı konuşalım. Aynen, tatlı yerim tatlı konuşalım. Çok güzel bitirdiniz. Gerçekten şahane.